yine merhaba. Hep action. Yine merhaba. Action. Aslında sürekli böyle hep aynı açılış lafını söylesem nasıl olur böyle şey gibi. Hani merhaba arkadaşlar keyifler nasıl demek gibi hani şeyin. Kanalıma hoş geldin. Heh, kanalıma hoş geldiniz. Sinir olduğum keyifli şey. Miyiz? Yeah. Yani. Evet, yolculuğunuza ikinci günden devam ettiniz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz bir şeyler varsa bu süre zarfında yapabilirsiniz. Nedir olayınız? Sıradan gidiyorsak ben söyleyeyim. Tamam. Eramor'la günlük antrenman. Eramor'la antrenman deriz böyle. Doğru. Evet, fena. Çok fena suçtu. Neyse. Onun dışında hani çevreyi öğrenmeye çalışıyorum. Dağlık bir araziden gidiyoruz sonuçta, yani daha fazla yaklaşmasak da. Hatta şey yapacağım. Hani yağmur da yağıyor dedin ya. Uygun kamp alanı olarak hani böyle mağara ağzı gibi bir şey olursa, yarım mağaralar var ya. Hafif oyuklar böyle. Evet. Daha korunaklı olur hesabı. Hani güvenli yerler olursa oralarda kamp yapalım diye teklifte falan bulunuyorum eğer görürsem. Ben de o zaman cüce böyle araştırıyorsa, ben de survival var ya Plains'de. Hani onda bildiklerimi söylüyorum falan işte. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ha aynen. Bu düzlüklerde madem sende survival plane var. Aynen. O zaman bu yerlerde kumanda sende olması, öncülük sende aynen. olması daha iyi olur. Aynen. Söylemiştim zaten yani. Düzlüklerde yardımcı ben olurum, sonrasında elte devrederiz demiştim. Aynen. Evet, konuşmuştum onları. Aynen. O yüzden hani önden bir şekilde gidiyorum. Cüce'ye de anlatıyorum işte survival training. Ben de kendimi geliştiriyorum. Kaan. Buyur. Bir şey söyleyeceğim. Progression'da sadece simbol yerine kontrol vedir almak istiyorum. Geri kalan hepsi aynı. Tamam, o progression'ları bir gönderin bana arkadaşlar. Ben gönderdim. Ya yazmadım da bir önce gönderdim progression'da. Aynı şekilde sadece simbol yerine kontrol vedir var, o kadar. Tamam, sen şeyden mi göndermiştin? WhatsApp'tan yollamıştım. Kendi hesabından mı yollamıştın? Evet, evet. Onu bulmaya çalışıyorum da geçmişten bakıyorum şimdi. Of abi, ne muhabbet etmişiz. Bir daha göndersen daha güzel olmaz mı ya? Medyaya bakalım. Medya ve bağlantılardan bulabilirsiniz. Fotoğraf atayım. Bir sürü ya, medya da çok var ya. Dur bakayım. En son gelende olması gerekmiyor mu? Yığınla yani. Aa. 15, 20, 25, 30 resim önce. Evet, buldum. 30 resim var yani. Ya 7. level'ın olduğu. Ben yolladım bir daha. Bu 7 de değil tablet, zaten ya. Tabletteki not defterinden fotoğraf çekip atmıştım. Hah, evet, şimdi oldu. Confusion yerine mi koyuyorsun? Evet, simbol yerine. Ne koyacaksın simbol yerine? Control Weather. Control Weather. Peki simbolün materyali hakkında bilgin var mı? Bir bak istersen. Bakmıştım ona da. Yani bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben de bir şüphem var onda, o yüzden söyledim. Tamam. Şimdi gelelim Aktekin'e. Eramor neler yapıyor? Oo, resist asit. Hemen aldım, çektim. Artık 3 tane yapıyorum fark ettiysen level 2'den. Evet. Artık gelişmeler var. Ya bak, bu Vitrav'ı ezberliyorsan Eramor, Vitrav'ın yanına kür büyüleri ve detection büyülerini de koymanı tavsiye ederim. Gerçi var burada. Ama combat'ta işe yarayabilecek kür ve detection büyülerinden bahsediyorum. Mesela find traps bir anlam ifade etmez. Tavsiye bunlar bu arada tabii. Aynen. Çünkü ya aklımda vardı da. Genel şartlarda. Ha, çok ekstrem bir materyal yok mu Veyron? Civa'yla fosfor, merkürium fosforus diyor. Tamam, o 20-25 gold bir şey, en fazla bir şey değil. Okey. Merkürium gold ya. Tamam işte yani. Bir de fosfor var yanında. En fazla 12-13 gold bir şey yapar herhalde. Tutarım. Aynen. Yok, gerek yok ona. Ekstra bir şey tutmana gerek yok. Zaten 7 level spell'de 14 gold'a kadar standart materyal hesabına giriyor yani. Aha. Onun altında zaten yani. Sorun yok. Neyse,
bir de Veyron, sen bir şey yapacaksan yolculukta, ikinci günün akşamı mesela veya öğlen vakti moladayken, tercih senin. Şimdi değil, orman içerisine girdikten sonra yapacağım. Ormana girişte önce Haymun'a kadar gelmeniz lazım. Bayağı bir zaman var oraya, Veyron. Tamam, şimdilik bir şey yapmayacağım ben. Bu dün yaptığım konuşmanın devamını orman içerisinde yapmak istiyorum. Tamam, o zaman bayağı bekleyeceksin yani. Tamam. Okey. Tamam. Şimdilik o zaman arkadaşlar, siz ikinci gün demiştik değil mi? Hı-hı. Bir dakika. Üçe gidiyorduk sanki. Sanki üçe gidiyorduk yani. Evet. Üç oluyordu. Üç gün demiştik. Şu. İki. Diğer güne girdiysek ben durursa bir 3 HP ekliyorum. Evet, ekle. İkinci günün sonunda bir 3 daha ekle işte. Tamam, okey. Şimdi... Kalın ben de 2 tane daha spell'e Jalar Thompson Miraculum ekleyeceğim. Tamam. Ben onun, o spellerin yanlarına not alıyorum, gösteririm sana. Tamam, okey. Bakarız onlara, sorun değil. Şimdi Veyron, ikinci günün sabah saatlerinde, erken saatlerinde sen büyüsel bir şekilde izlendiğinizi hissettin. Çok kısa bir sürelikti ve hemen zaten ortadan kayboldu. Bir an oldu, hemen geçti. Direkt tarihini söylüyorum, izleniyoruz. Tamam. Bunun için yapabileceğim bir şey var mı sen? yapılabilecek şeyler var ama kısa süreli, uzun süreli yapabileceğim bir şey yok. Haberin olsun. Yok, artık birinden haber bekliyorum. Belki onunla alakalı bir şey olabilir. Daha yeni haber vermiştin zaten sen Tani. 2-3 gün önceydi sadece. O yüzden daha onlardan bir ses çıkmayabilir tabii doğal olarak. Yani sonuçta işin içinde büyücüler var Kaan. Hani süre o kadar da şey olmayabilir. Tabii. Ama hatırlarsan o halfling büyüden pek anlamadığı için daha ne olduğunu bile farkına varmamıştı o ilk anda. Ya Priyadan'ı bulur, onu söyler. O bile bir şey olur yani. İşte o hiç ne zaman aklına gelir artık yani. Halfling. Bakalım. Birkaç gün içinde cevap çıkmazsa bir daha şey yapacağım demiştim. Aynen doğru. Şey, Haymun'a kadar istersen beklersin. Ondan sonra gerekirse tekrar. O zamana kadar şey olmadıysa buna dank etmeli, bir daha bir hatırlatayım kendimi de. Evet, daha açıklayıcı bir şekilde hani en azından. O hiç aklıma gelmemişti. Büyüyü bilmiyordur. Nereden bilsin? Yani halflerden biliyorsun, büyücü çıkmaz zaten. Bence priest ihtimali var. Şimdi o zaman her şey yolundaysa üçüncü günde hani filan yolunuza devam ettiniz. Şeye geldiniz arkadaşlar bu arada. Bu Wyvern Fang Inn, nasıl diyeyim ben size, şuradan şöyle şey yaparsak, yenilersek, evet. Tam şu dönüşün olduğu yer. Bu arada tabii çayır çimenden direkt yol olmayan bir yerden ilerlediğiniz için arkadaşlar çok yavaş ilerliyorsunuz. Yani normalde 30 mil gidecekseniz 15 mil gidebiliyorsunuz günde. Normal olarak. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada Veyron için, Veyron için bir direction sense atalım burada kaybolmamak adına. Eramor sen at onu istersen. Sen at sana, ben şey bağlantı çıkartmıştım. D20 mi atıyorum? Hı-hı. Şey, check değil mi? Aynen. Wisdom check. Dur, atıyorum ya. Atıyorsam atmayayım. Yolla. İyi, süper. Hoş geldin, 12. 12 gayet güzel. Hani yolculuğunuzda hani Veyron, sen düzgün doğru yoldan gittiğinize eminsin. Dağları görebildiğin sürece sorun yok. Ama sis basarsa işte orada sakınca var. Bir kere sadece sis durumu oldu. Onda da iyi idare ettin. Riske atmadın. Durmayı tercih ettin. İkinci günün ortasında.
arkadaşlar dedin, kamp yapalım, ilerlemeyelim. Kontrol getirdi biraz, o yüzden aldın zaten. Yani çok sisli bir ortamı son atabilir miyim diye. Tabii dağıtabilirsin. Çünkü yoğun bir sis olursa en azından şey yaparız. Hani kımıldayamayacak durumda olursak. Tabii iş uzarsa, iş uzarsa hani sis çok uzun süreler daha devam ederse kontrol weather'la belki daha güvenli bir kamp alanı bulmak için şey yapabilirsin yani. Bu arada kontrol weather'ın duration'ına bakarsan iyi olur Veron. Şimdilik arkadaşlar. Üçüncü gün oldu. Üçüncü gün içinde. Bir gün daha geçtiyse o zaman ben bir şey daha atıyorum. Bir 4, üç daha alıyorum. 4'te 12 saat. 4'te 12 saat. O güzel. Yolculuğunu tamamlayabilirsin yani onunla. Ama onun alanı sabit diye hatırlıyorum ben Kaan. Bildiğim kadarıyla kişiyle beraber geliyor ya. Ben sabit diye hatırlıyorum. Yok alan. Şimdi Eramur 69 HP oldu değil mi şey? Aynen doğru, 69 HP. Okey, onu da ben yeniledim. Üçüncü günü arkadaşlar yolunuza devam ettiniz siz yine normal olarak. Üçüncü gününde nasıl diyeyim ben size, öğlen olmadan günün ilk saatlerinde yine bu sefer Veron, Eramur ve Tahani üçünüz birden izlendiğinizi fark ettiniz. Dün sabah da aynı saatlerde izlenmiştiniz. Şimdi de aynı şekilde aynı saatlerde izlendiniz. Yine çok kısa... Kısa mı sürdü? Kısa sürdü gerçekten. İki round kadar sürdü sadece. Hani bir izleniyorum oldun. Sonra sen Obscurement'u bastın. Zaten izlenme akabinde bitti yine. Öyle bir sisi bıraktın ama bütün ortalığa. Siz de tabii şaşırdınız doğal olarak. Etrafı birden Veron sisle kapladı. Yaptığı spelle. Bizi izleyen Oscar'a düşman olabilmesi hakkında bir fikrimiz var mı? Fikrim yok ama şimdi o dair bir fikrim belki vardır ya. O şeydeki Han'daki yüz dostumuz olabilir mi? Da şehirden bu kadar uzaklaşmışken bizi niye izlesin ki? Ya ben bir de bir şey soracağım. Bu izleme nasıl oluyor? Anlatır mısınız bana? Ben hiçbir şey anlamadım. Niye ortamı siz bastınız? Büyüsel yoldan bizi izliyorlar. Hani nasıl? Yani ne zaman, yani buna karşı bir önlem almak için herhalde Tahani'nin sürekli bir önlem alması için çok daha fazla uğraşması gerekecek herhalde. Siz bunu nasıl anlıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya büyüyle aramız iyi ondan dolayı. Hissediyoruz ya. Büyük kullanıcısı olarak mı hissedebiliyoruz? Yani benim merak ettiğim şey şu. Acaba buranın çevresinde, dağın içinde falan bir şey mi bizi izleyen? Yoksa şehirden biri mi? Yoksa işte aklımda yani üç olasılık var. Bir, dağın içinde ya, bir şey var. Eramur, ben ta Stygia'daki peri bile izleyebildim. Yani buna sınırı yok. Yok, sınır olarak değil. İzleyebilme... İhtimal yani, olarak diyorsun. İhtimal olarak üç şey aklıma gelebilir. İşte bizim dostumuz olan biri bizim durumumuzu merak ediyor ve tehlike altında olduğumuzu düşünüyor. Yani belki öyle bir şey olabilir ama buna çok daha düşük bir ihtimal veriyorum. İki, şehirde gördüğümüz biri bizi izliyor olabilir. Üç, dağın içinde bir şey var. Ve dağın içinde bir şey bizi izliyor olabilir yani. Hani bu dağların içinde ne olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz yok çünkü. Tehlikeli olduğu hakkında da içimizde bir, hepimizin bir ukde vardır yani bu konuyla alakalı. Yani izlenmemek için aklıma gelen tek şey non-detection. O da birkaç saat sürüyor. O da tek bir kişiyi koruyor. Ve bunun için de değerli bir cam gerek. Yani bu kadar zahmete değecek bir şey değil açıkçası. Bugün izleyemezse yarın tekrar deneyecek çünkü. Bir de sadece birimizi izleyebilirim bu şekilde.
Peki bir şey soracağım. Biz... Ha, yok. Ona daha çok uzaktayız. Hayır, o Byron çünkü şey demişti ya, ormanda çok gözcüler var falan filan demişti de ormana yaklaşacağımız için falan gibi bir şey düşündüm de çok saçma olduğunu sonradan anladım. Gözcüleri fiziksel olarak izleyecektir. Tabii orada scout olarak izleyecektir. Ya bu der. Ya ne bileyim, öyle bir şeydir yani, orman var. Anladım. Büyüsel bir şeyden bahsetmiyorum. Arkadaşlar evet. Siz böyle konuşurken birden gezindiğiniz çayırlıklarda karşınıza biri çıktı, önünüzdeki tek bir ağacın gölgesinin altından. Aranızda çok bir mesafe yoktu. Kabaca işte 10 metre falan mesafe var sadece. Baktınız, gördüğünüz adam, bu handa gördüğünüz adam da arkadaşlar, bir büyücü vardı yani. Büyücü. Evet, o adam karşınıza çıktı. Biz de sizden bahsediyorduk. O adam zaten çıkar çıkmaz vay 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 diye böyle bir lafa girdi. Vay. Kimleri görüyorum? Davetinde şimdi icabet etmeniz çok ilginç. Ondan sonra... Dikkatliyiz diyorum ben. O adam o şekil çıktıktan sonra arkadaşlar... etraftan onun yanında gelen 4 kişi de... daha doğrusu 3 kişi de çıktı. Şöyle ki hemen onu da şey yapalım. Şöyle gösterecek olursak. Şunu. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi onlar da kenarlardan ortaya çıkınca gördüğünüz kadarıyla da çok da böyle dostane bir tavırla ortaya çıkmadılar arkadaşlar. Rol 20'ye bakarsanız oradan. Daha net. O vay vay tatlı zaten. Evet. Well, well, well diye. Evet. Şimdi şuradan da ben sizin görüntüyü açayım. Evet. Evet, şöyle arkadaşlar, mekanı ben görüyorsunuz, çayır çimen normal. Birazcık yine şey yapıyor ya. Evet, şimdi adam da böyle çıkınca tabii şaşırdınız bir nebze. Birden adam ve arkadaşları ortaya çıkıyor tabii. Bu mage olan değil mi? Hı hı. Mage olan, evet. Ötekiler de diğer adamlar işte. Adam bir süre size baktı sadece. Siz de ona baktınız. Diğer adamlara baktınız. Adamların hepsinin elinde silahlar var. Değişik değişik tipler. Ve gördünüz ki pek de böyle hani dostane bir yaklaşımla durmuyorlar. Ben bağırıyorum onlara doğru. Derdiniz ne lan sizin? Yolumuzu kesiyorsunuz. Bir böyle çıkıştım. Aha, sen o şekil... Derdiniz ne lan sizin dedin. Ha. O şekil sen bağırındın. Adam da direkt şey dedi sana. Bu kadar kısa boylu birinden bu kadar hiddet beklemiyordum ama o zaman ilk sen öl madem dedi ve spell kestirtmeye başladı arkadaşlar. Magic missile. Kime? Adama. Hızlı tamam. Etmek amaç. Okey. Stun. Kime? Kestirdin adamı. Tamam. Başka? Bir şey soracağım. Batın'ın kremi burada mı arkada çeki gider mi? Bak mesafesine. Ölçüm şey var. 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var ama emin olamadım işte. O benim aslında o. Yetiyor. 5.5 hex gözüküyor ama. Tamam, Betty'nin kremi mesafesine kadar ona bak. 4 mü? 9 değil miydi o? Yok, yani 8.4 metre. Benden ölçtün ama kendinden değil. Ha, pardon. Senden 9.2 metre.
Ucu ucuna yetmiyor galiba ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar, inisiyatifleri aldık. Eramor sen yok abi, ben söylemedim. Ben kılıç kalkan çekip şeyde yandaki adamların bir üstünde ne var bir tarif etme şansın var mı abi? Ne yani, hani bir fighter'lar mı? Öyle mi, ona göre pozisyon alacağım da yani adamlarla bakışabildik ya o yüzden. Şöyle söyleyeyim sana. Eramor, şu tarafta olan tip var ya, siyah zırhlı olan sol alt tarafta. O tip gördüğün kadarıyla bir ağır zırhlı bir tip. Bir int check atar mısın veya wisdom, hangisi yüksekse? Wisdom yüksek. Yok, tutmadı ama. Tutmadı. Bir bilgin yok dostum. Aha. Şimdi adamların hepsi gayet savaşçı duruyor, öyle söyleyeyim ben sana o zaman. Anladım. Okey. Tamam. O zaman işte kılıcımı çekip işte Circle of Power'ı direkt aktifleştirip şeyde adama dalacağım yani. Ama Wizard'a dalacağım direkt şu anda. Yani şey, Wizard'a. Mage'e dalacağım. Aynen. Okey, anlaşıldı. Lurusa'da en sağdaki en zırhsız gözüken hangisiyse ona dalmasını söyleyeceğim. Lurus'ta mı kullanacaksın kombatı? Evet, Lurus'un bayağı bir canı var şu an. Baktık, yıllayabiliyoruz. Saldı. Tamam. Dwarf, sen ne yapıyorsun? Şeye baktım bir kez daha da. 9-14 aşağı yukarı. Burası da 9-2. Yetiyor ya. Zaten ikram atıyorum ben büyücüye. Tamam o zaman. Bir inisiyatif atsın arkadaşlar. Dışarı. Ben atayım mı? At. Net görünüyor mu zarlar? Görünüyor. Ben göremiyorum şu anda. O açık değil. Tamam. Siz söyleyin bana oradan. Kaç geldi? Hayda. Bu arada aksiyonlar başlamadan kayda geçmişken alıp hemen bir şey söyleyebilir miyim? Inner Focus'umu da aktifleştirebilir miyim? Bunu unuttum söylemeyi ama arada Allah'tan düştük. Inner Focus'umu da Tursun'u da aktifleştirmek istiyorum diye. Tamam. Kaan şey diyeceğim, en son Kesk'ı hesaplamıştım ama geçerli olmayacak herhalde. Tekrar atayım mı yoksa onu sayacağım mı? Tekrar at. Her gün yapıyorum deseydin keşke, daha iyi olurdu ama tekrar at yani. Çünkü Tani söylüyor bunu zaten, her gün yapıyorum. O belli. Sen de hani... Yok, ben Kesk Reis'i yazmadım günlük siperlerde, bugün yoktu. Tamam canım. Ben her gün res atıyorum ya ondan. O işte her gün yaptığını hiç söylemediğin için. Ha tamam. Ki geldi. Tani her gün zaten bir sürü siper yapıyor üzerine. O zaman her gün Kesk Reis'im var. Onu söylemiş olsun. Bak benim şöyle göstereyim. Günlük siper listem var. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. 5-6 evet, tane siper günlük sabit yaptığım siperlerdir. Her zaman not alırım. Onu ben biliyorum çünkü. Elif söylüyor bana onu. Kesk Reis'im var. Tamam, standart Kesk Reis yapıyorsun her gün yani. Evet. Okey. At onun zarında. Ha Veyron atılmış 2. Tamam. Okey. Kaç etti Dex'in? 17. Tamam, ona göre AC'ni düzelt. Ayarladım hepsi. Tamam, çok güzel. O da zaten kaç 14 saat durduğu için bütün gün yolculukta, hatta gecenin bir bölümünde bile aktif olarak üzerinde duracak bir şey yani. Saat per level duruyor, evet. Evet. Ya her sabah ilk işim kesinlikle satmak. Tamam, o zaman arkadaşlar hemen başlayabiliriz. İnisiyatifte kaç atmıştınız? 8. Atıldı. Atıldı. Tane attı. Attık 8'e. Orada görünüyor arkadaşlar. Duruyor hala zor. Evet. İyi değiştirmemiş, niye olmuş? Onu hemen bir 2 yapsaydım falan. Döndürüyor. Yok ya, 2'ydi ya diye kayıtta gözüküyor. Kabak gibi böyle kayıtta. Çok merak ediyorum. Ne zaman ilk bombattığı inisiyatif alacağız ya. Neyse. İnisiyatifi evet aynı anda oldu. Ama aynı anda olması Tani'nin hızlı olmasına yol açtı. Ötekiler yavaş maalesef. Bir tane hızlı. Magic Missile'ın bir sıfır faktörü var çünkü.
Benim momentum olduğu için ben düşük kalıyorum değil mi? Aynen, evet. Önce 3 momentum. Benimkisi 3 speed faktör. 3 speed faktör move ediyorsun, sonra 1 speed faktörle atak yapıyorsun. Eramor. Atayım mı demek? Ama auram... Okey, ben sonra sorarım. Atayım mı demek koruması var mı? Şöyle oldu, sen spellini kestettin Tani. Spellin orada bir korumaya çarptı gerçekten. Geniş çaplı bir korumada durdu. Daha adamın vücuduna yani 3 metre kala zank diye orada bir korumada durdu. Spellcraft'la bakabilir miyim ne olduğunu korumanın? Hemen bir zarına at Spellcraft'ını. Hemen atıyorum. Geldi 5. Çok güzel. Bir çeşit Globe of Invul gibi bir şey. Okey. Ondan sonra... Benim auram aktif mi abi? Onu sorayım. O da aynı şekilde 3 shift faktörle aktif olacak bir şey. Tamam, okey. Ben bu spell'i fark edince sesleneceğim. Koruma spell'i var diye. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Adam spell'ini kestetti. Aynı anda Eramor harekete geçti. Adam spell'ini kestederken de bu arada Eramor maalesef adam yerden 6 metre kadar, 9 metre kadar yükseldi birden. Fly'ı varmış herifin. Anlaşılan. Sen oraya giderken zaten o da yükselmekteydi. Hayda diye bir sen kaldın. Maalesef bütün atağın geçersiz kılındı bu durumdan dolayı. Ondan sonra adamın yaptığı spell Ragnum şöyle nasıl göstereyim ben onu şuradan Snap to Center aynen. Bir Lightning Bolt kestetti arkadaşlar. Şöyle ki şu hatta kestetti Lightning Bolt'u görüyor musunuz? Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Ben göremiyorum alanı. Önüne atlayabilir miyim Lightning Bolt'un? Atlasan ne olacak? Bende Amulet of Power var. Power amulet bir şey. Protective amulet var. Lightning Bolt'a karşı. Phantom Steed'in de üstündeyim. Phantom Steed'im aktifti. Tamam. Da o seni korur sadece. Lightning'in hani üzerinden geçmesini engellemez. Benim bildiğim tamamen şey yapıyor, bozuyor spell'i diye biliyorum. Kontrol edeyim mi? Bir bak sen o arada. Madem öyle. Hemen bakayım. Dediğim gibi de olabilir. Çok şey ben değiştirebilir de, çünkü. Aynen, ben de emin değilim. Şey sorabilir miyim Kaan? Benim speed faktörüm de 3 ya. İnisiyatifte aynıysak karşılıklı aynı anda olmayacak mı? Senin speed faktörün 4 bir kere. Sen ringten kullanıyorsun. 4 speed faktör. 3 değil mi? Ring. Hayır, 4. Ha tamam, okey. Ben 3 biliyordum. Tamam, Scorch'la aynı anlık yazıyor. Sun Scorch da 4 speed faktör. O da geç kalıyor. Ama ben move etmiş oluyorum. Yanınızda değilim. Auram da yok o zaman. Oo. Ne kadar çok zar var öyle. Abi ya. Sen baktın mı? Bulamadım. Protection. Protective'e geleceğim inşallah en sonunda. Spell mi bu? Direkt. Tabii. Ragnum sen bir save at öncelikle. Sen çünkü her durumda yiyeceksin o spell'i. Tamam. Spell save'im 8. An önce şeyi atayım. Magic Resistance'ın var. Ha gayret. Hadi. İldirme. Yok. Alakası yok. Tamam. Save'ini de gönder. Bakalım bu ne gelecek. Ah be. Zaten bir tık penaltısı vardı. Ragnum sen iyi bir damage aldın. Şöyle ben şuradan düşeyim senin HP'nden. Bu arada spell'e baktım Kaan. Bana sıra gelince söylersin. Ben düşmeyeyim. Sen düş bence. 44 demeye çaldın Ragnum. Bardağını ver, kahve koyayım. Geliyorsun. Bardağına kahve. Çok yankı yapmasın diye bağırıyorum. Tamam. Ve Ragnum sen oradan Lightning Bolt'un etkisiyle hemen yanındaki ama Tani öne geçebilecek mi bakalım? Tani senin... Geçip şöyle Kaan, spell'de diyor ki bir saniye kapanmış ekran.
Diyor ki protektif amuletin sahibi bu spell'le karşılaştığında, saldırıldığında normal bir saving throw atacağım. Eğer saving throw başarısız olursa o zaman spell'in enerjisini amulet direkt absorb edip parçalanıyor. Tamam, o zaman hemen bir adım öne geçerek zaten en hızlı şekilde yapman lazım. Çünkü aynı ana denk geliyor senin vücut faktöründen. Tamam. Bir adım öne geçerek şeyi neydi o? Lurs işte ve Veyron'u koruyabilirsin Lightning'den. Tamam. Hemen şöyle sonrasında adım. Da Veyron is treated as if the saving throw succeeded. Yani başarısız olsam bile succeed gibi geliyor bir aklımla. Ne oldu şimdi? Bir attım yani save'in başarısız oldu ama amulet bütün o lightning'in enerjisini emip patladı ve sanki save'in başarılı olmuş gibi muamele edeceksin bana. Tamamen durdurmuyor mu amulet bunu? Absorbe ediyor dedi. Absorbe ediyor ama patlamaması için save atıyor teknik olarak. Yani amulet iptal oldu kısacası. Aynen. Yani. Ama damage amulet almıyorsun patladı. Öyle mi? Yok, o spell de absorbe dönüyor. Ya o her spell'e karşı yapılıyor ya hani. Sleep'e de karşı yapılıyor. Magic Missile'a da karşı yapılıyor misal. Ben burada Lightning Bolt'a yaptığım için damage alıyor muyum almıyor muyum ona dair bir şey söylememiş. Absorbe ettiğine göre damage almaz herif yani. Tamam, göstermene gerek yok. Ben de öyle biliyorum çünkü onun için soruyorum. Ama bütün diyor ki absorbs the spell energy and shatters diyor. Yani kolyem patlıyor burada. Aynen. Para harcamış oluyorsun yani bir nevi. Aynen. Ama demeye çalışıyorsun. Çok güzel. Lightning bu yönden geldi böyle. Sizin solunuzdan doğru geldi. Tane bir dex check at bir tane. Çünkü Ragnum senin üzerine fırladı direkt. Çarpıyor sana net olarak. Gerçi sende de at var. Çok bir şey olmaz da. 9 attım ama tutuyor. Sürüş check'i de atabilirsin. Ha tamam, dex check tuttuysa. Dex check tuttu. Yeterli. Atı koymadım ben görselde altına da, at da var sonuçta. Neyse Ragnum, sen Tahani'ye çarptın ve orada knockdown oldun. Yere düştün maalesef. Ondan sonra Eramor, sen ileri geçtin. Kendini Mage'in hemen önüne konuşlandırabilirsin. Lurus da birine saldır. En düşük armorla kimse ona saldır dedim. Hangisine gidiyorsan. Yani en düşük armorla hangisiyse onu gösterip buna dal diye böyle hani işaret yaptım hani. İkimiz ayrı kanatlara ayrılalım diye. Aynen. En düşük armorluyu sen göstersen iyi olur. Lursa bırakırsan evet, çünkü bir saat bakar ona dört intle. Yok, ben gösterdim işte. Kalkanla işaret yapıp hani şu tarafa diye ya da kılıçla işaret yapıp o tarafa diye koşturmaya başladım işte yani. En düşük armorlu arkadaşlar şuradaki, bakın. İşaret veriyorum. Gördünüz mü? Sağ üstteki. Tamam. Durs o tarafa doğru gidiyor. Saldırıya geçiyor. Eramor. Bakalım orada ne olacak? İlk o mu, diğer mi? O düşman diğer. Orada ilk olacak çünkü onlar zaten hazırlıklıydı. Hazırlıklı olan taraftı. Şöyle oldu arkadaşlar. Bakalım. Çok benim güzel. Sans korkundan gitti. Oradaki adam, o Brigant 2, sağ üstteki adam yani. Lurs ona doğru gelirken şey yaptı direkt, elindeki crossbow'la ateş etti ve Lurs'un kafasından sekti crossbow. Yani iyi bir atıştı belki de ama maalesef ineffektif oldu. Hiçbir şey olmadı yani. Ondan sonra Lurs onun üzerine doğru gidiyor. Şöyle alıyorum Lurs'u. Aynen. Döndüreyim aslında. Aha, döndürdüm ben. Tek atak yapacak. Bite mı claw mı sen karar ver. Bite olursa bite tek bite yapar. Ya. Claw olursa çift claw yapar. Ha, okey. Çift claw hata yapsın ya. Adam bir armonu denesin. Okey. Gönder bakalım. Bunun takosu 9 müydü? Aynen 9. Hemen gönderiyorum. D20. Ay. 9 D20. Bu birinci atak. Eksi 3'e. AC eksi 3'e. Oo, çok güzel. İkinci atak. O AC 7'ye. Bir pençe denk geldi. Onun damage'ini alayım ben.
D10 artı 5'ti galiba. Biraz bir kontrol ediyorum. Aynen. Hemen yolladım. 8 damage. Tamam. Şu kadar damage aldı bir pençeyle. Bir de strength check at. Bakalım aynen. Yere devirebilecek mi bir pençenin denk gelmesiyle. Oh. Oo, çok iyi. Bir güzel 18 80 STR'si var bunun. Aynen. Hadi bakalım. Çok güzel bir darbe vurdu. Şeyi oradaki Brigant'ı şuraya kadar savurdu sol pençesiyle. Ama Brigant acayip hani hareketli çıktı, deneyimli çıktı ve orada yere savrulmasına rağmen tekrar toparlayıp instant hani ayakta moduna geçti arkadaşlar. O kadar da hani deneyimsiz biri değilmiş, onu fark ettiniz. Yani darbe gayet sertti ama Brigant dayandı yani. Ondan sonra Tahani action'ını yaptı. Veyron action'ını yapacak. Sen Scorch'unu attın sen Veyron. Zar atma. O da maalesef dur bakayım. Yo o etkili. Etkili. Neden etkili mi olduğunu söyleyebilir miyim kan? Söyle hadi bak. Hadi bakalım. Çünkü quiz. Adam Glove of Invul tarzı bir şey yaptı ama o sabit adam yükseldiği için spell'i yiyor salak. Aynen. Salak değil mi? Eromor'un önünden çekildi. Olsun. Evet. Spell'i yiyor artık. Ben ona neler atacağım şimdi sen aşağıda. Gör. Hadi bakalım. Aşağıda olsa bitecek mi? Evet. Holy Sword yani boru mu? Aynen. Gel aşağıya bir bekliyorum ben. Şöyle aşağıda. Şunu bir alsın. Kaç damage? 19 save evet. Atacak şimdi. Save tuttursa almayacak. Yani. Alsın ama onu ya. Dur bakayım. Çok acayip bir save geldi arkadaşlar. Ona bir bakmam lazım. Level'dan eksi veriyor mu şu an Byron? Caster olduğu için. Veriyor olması kaçta lazım. Eksi 1 mi? Eksi 1 olması lazım evet. Bir dakika arkadaşlar. Player's Handbook açmam gerekiyor 2 saniye. Evet. Kaç level veriyorum şimdi? 14 ise eksi 1 veriyor. 16 olduğunda eksi 2 vermeye başlayacak. Aynen. Teknik olarak ben 16'yım ama caster level'ım 7. Veyron. Aldım. Aldı damage'i. 19 damage. Huu. Vallahi çok ya. Korelon tadına baksın. Wow. Çok güzel. Pardon. Şöyle bir HP'ye düştü evet. Arkadaşlar. Adam hıra diye bir bağırdı böyle. Ondan şöyle sonra biri bana yüzde olarak söyler misin Kaan? %50, %50. Üçte biri gitti. Üçte bir. Arkadaşlar söyle. %66. Üçte biri gitti. Ölüp %33. Ölüp indirin silahlarınızı diye bağırdım. Yani %66. Ondan manifest açıp. Bir dakika dur. Evet. Dur. O damage'i aldığında direkt eliyle böyle sizi işaret edip öldürün onları filan diye bağırdı. Bunu yaptığında arkadaşlar şeyden gökyüzünden böyle diye bir ses duydunuz. O ne lan diye hani kafayı bir an yukarıya kaldırdınız arkadaşlar. Evet, ve şöyle 2 3. nerede o? Üçüncü nerede? Şimdi onları da ben size göstereceğim. Şöyle. 3 tane kartalımsı figür gökyüzünde size doğru dalış yapmaktaydı. Yüksekten. Gayet yüksekten. Şimdi onlar ne diyecek olursanız. Bir saniye arkadaşlar. Ben öncelikle şuraya bir paylaşım yapmam lazım. Yüzük taşıyan kartallar. Neden kartal? Neden? Bu değil. Evet. Tofaş kartalım. Tofaş kartalım. Modifiyeli değil mi? Şahin yarısı evet. Şahin yarısı kartalım. Ucuz toptan. Benim yakınımda kim var? Ben varım. Ragnum var. Yarım. Çok, yarıya çok ürkütücü bir çığlıktı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum özellikle. Şu tipler şimdi şeyden paylaştım. Şimdi bir de size paylaşmam gerekiyor ayrıca. Yani bir oradan paylaşıyorum yani. Gelsin.
Ya Paladin'in Fly'a karşı imtihanı şu anda gerçekten bu. Adam havada duruyor. Ne yapayım ben bu adama? Hani... Bir crossbow öğren ya. Ya baltam var, fırlatırım da ne işe yarayacak? Adam büyücü. Aşağıya büyü geçmiyor, sen aşağıyla uğraş. Resmi gönderdim arkadaşlar. Evet. Bu ne? Şimdi gelmiş olmalı. İşte geyik boynuzlu, kartal pençeli, acayip bir yaratık. Evet, çok korkunç. 3 tane yaratık oradan harekete geçti ve hani göz açıp kapayıncaya kadar arkadaşlar aşağı doğru daldılar ve sizin yanınıza geldiler. İşin kötü tarafı maalesef oydu. Şöyle oldu, Veyron bir tanesi direkt senin yanına geldi buraya ve o şey neydi, garip boynuzlarıyla direkt kafadan dalış yaptı sana. Onun bir atağını yapalım. AC -3. -3, vay. Çok güzel. Senin dank diye böyle omuzundan sekti o garip boynuzu ama gerçekten çok ağır bir darbeydi. Sana bir şey olmadı. Ondan yırttın Veyron. Şimdi ötekine gelelim. Şuradaki Eramor sana doğru geliyor. Ahan da buradan saldırıyor. Bir sürü bonusla. Bonusu, arkadan bonusu yok. Tamam. Çünkü kemerim var. Üstten bonus, dive attack bonus, special bonus. Evet, doğru. Yani ama yani arkada yok yani. Orada bir anlaşılır. Evet. AC -7 olmak üzere. Evet, aynen. Ondan sonra şuradaki de yine Veyron sana dalış yaptı. Onu da hemen atalım. Oo, critical it. Veyron'a mı? Evet. Bir round sonunda oluyor değil mi bu? Bir PP'de atar mısın? Ne dedin Elif? Round sonunda mı oluyor bu olay? Gibi gibi. Değil, round sonunda değil, aynı anda. İnisiyatifte yani. Artı 4 ile süper. Tutturdun en azından, critical yemedin. Şu damage'ini alıyorsun. Bir dakika atıyorum. 8 damage aldın Veyron. Bir de dex check alayım. Senin dex'in yüksekti galiba. Yo. 17 dex'i var. Veyron'a soruyorum. Allah! Of. PPD alayım. PPD ile sıyrılabilirsin. Tam tutuyor. Tam mı tutuyor? Maalesef tutuyor. Maalesef tutmadı. Çünkü 20 attın. Crit failure oldu. Yani ondan kaynaklı da yok. Ondan kaynaklı da penaltı aldın save'ine yani. Veyron maalesef knockdown oldun sen. Knockdown işaretimiz neydi bizim? Şuydu yere değil mi? Düşme. Yer işareti vardı aynı. Şu. Evet. Knockdown oldun. İkisi de senin başında Veyron. İki tane tip de başında. Ragnum sen orada takılıyordun. Hani sen de knockdown olmuştun biliyorsun. Buradan bir tane Brigand şu tarafa doğru geldi. Tahani senin AC'n kaç? -1. -1, tamam. Savurdu sana elindeki silahı. Elinde ne vardı bunun? Pardon, bu şeye saldırıyor, Ragnum'a saldırıyor. Buradan gelen, buradan gelmiyor bu. Yerinde duruyor, hiçbir yere gitmiyor. O oradan sana bir siper yaptı. Tane. Bir save atar mısın? Spell save mi? Evet, spell save. Al bakalım. 13. Tutuyor büyük ihtimalle. O kadar artıyla. Çok güzel. Sen adamın sana doğru yaptığı spellden hızla kenara doğru savrularak kaçtın. Ve hani, neydi peki bu spell? Şöyleydi. Direkt gökyüzünde bir alev haresi oluştu ve olduğu gibi alevler üzerine yağdı. Sen kenara attın kendini. Bayağı bir hani sıyrıldın alevden. Flame Strike. Tanıyoruz yani spell'i. Evet, daha önce görmüştüm. Veyron yapmıştı sana. Half damage alıyorsun biliyorsun. Ana. Bir herkes... Evet, bir herkes düştü.
Evet. Tamam. Şimdi half damage aldın bu flame strike'tan tane. Half damage'in de 16 damage. 16, okey. Aynen. Ben de şuradan senin HP'deyim. HP'den düşeyim. Flame strike'i hangisi atmıştı? Şu beyaz mı? Sen onu fark edemedin be maalesef. Yarayı yuvarlamak mı? Evet. Ben buradan senin HP'ni düşürdüm tane. Bir şey diyeceğim. Benim bu acil konusunda bir sıkıntım var. Yanlış olabilir. Emin değilim. Şu anda ona bakamayız. Boş ver. Kombattan sonra bakarız. Tamam. Şu anda olan bildiğimiz eksi birle devam etsin. Tam karıştı. Son anda bir itemleri değiştirdik ya bende. Evet. Şimdi aynı roundta arkadaşlar şu Brigand 2 numara var ya, Ragnum senin önündeki. Evet. Elinde bir tane hayvani Great Axe'le sana doğru saldırıya geçerken hı ha 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 diye böyle bir şey yaptı. Cücelerden aldığımı cücelere geri veriyorum. Ha 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 yaptı. Horse diye elindeki Great Axe'le Ragnum sana saldırıyor. Ragnum zorla Rage'e sokacak. Rage'e gireceğim de. Hit. Yerdeyim zaten ya. AC şu an 3 herhalde. Eksi 4 alıyorsam. Yerde aynen. Değilsin. Knockdown yedin mi? Yedi. Evet. Ha onun işaretini koyuver Ragnum sen ona. 16 damage de sen aldın Ragnum. Oh! Adamın saldırısıyla. Böyle hayvan gibi bir herif yani. Ben o kadar yanlış yaptım ki gittim yani. Bir bakayım. Nerede o? Şöyle bir tip. Onu da şuradan paylaşmak istiyorum. Sadece görseldeki elindeki flail değil. Great Axe. Full plate'li üzerinde hayvan gibi zırhı olan bir tane savaşçı. Ve gayet de böyle korkunç görünüyor. Ragnum. Tepende heyhula gibi dikiliyor yani. İri kıyım bir herif. Skype'tan şey yapmayacağım. Paylaşmayacağım. Tam Phantom Steed demeye çalıyor mu? Phantom Steed demeye çalıyor tabi. Ben save'i tutturduğum için yaralanmaması gibi bir durum var mı? %50 mi alıyor o da? Hayır canım. Direkt full demeye çalır yani. Phantom Steed tamam, gitti. Alıyor. Güme o zaman yok oldu evet. Aynen destroy oldu yani direkt. O yüzden çünkü 7, 10, 20 HP falan olması lazım. 44 damage'e save atacak. Save'i tuttursa bile. 22 damage. Evet. Aynen öyle. Maalesef Phantom Steed altında sislere karıştı. Ragnum kaç HP'sin? 21 mi? Hı hı. Wow. Ama bir şey daha var. O adam tabi bir atak daha yapıyor. O da hit. 13 damage daha aldın Ragnum. Evet arkadaşlar. Benim inner focus'larım var abi. Heh, onu da sen gönder. 12'ye atıyorum bu sefer. Aman tanrım, vermesem bile tutacak zarı attım bu sefer de, kafayı yiyeceğim. Ulan bir yıl boyunca tutturamadım şunu, 4 atamadım. Abi şu an STR'm 19. STR'ni mi yaptın? Evet, STR'm 19, STR için atıyorum. Evet, ne kadar da yanlış bir karar, neyse. Evet, ama yani ben bunun nereden geldiğini, böyle olacağını nereden biliyorum? Benim bu arada canım bayağı düştü. Tamam, ayarla onları. 18 düşüyor. İlk roundda ne hale düştük ya. Evet. Böyle gibi oldu. Yeni round arkadaşlar. İnisiyatifleri alayım. Ragnum çok kötü haldesin. Adam dağıttı seni zaten o baltalı. Büyücü de dağıttı zaten. Durum gayet kötü yani. Ragnum senin için. Tahani yanında ama o da destroy olan Phantom Steed'in yüzünden yere zaten zor bir iniş yaptı. Bir tane bir dex check alabilir miyim senden? Harbiden yere ne kadar iyi inebildin Phantom Steed'i düşünce? 4 attım.
Tamam, başarılı. Düşmedin, knockdown olmadın en azından. Şimdi yeni round inisiyatif. Eramor, ilkin senden başlayalım. Hemen dibinde bir tane sana saldıran şey var. Bu uçan kuş var. Benim uçan kuşu umursamayıp şu Ragnar'ın önündeki adama charge etme şansım yok değil mi? Blokluyor beni. Ya hem blokluyor hem de şöyle bir şey var. Hani öyle bir şey yaparsan o yanındaki yaratık sana çok böyle bonuslu bir atak yapacak. Attack of opportunity davası yani. Ama Ragnar ölecek öbür türlü. İnisiyatifin nedir Eramur? Yani önümdekini bir keseyim, bu round keserim herhalde. Önümdekini keseyim, biri ilgilenir diye düşünüyorum. Tamam. Ragnum sen ne yapıyorsun? Sıradan ya, gidelim. Pot içmek istiyorum ama pot içerken atak yiyeceğim. Ben üstümdekini atmaya çalışacağım. Buna Better Ingram atacağım ya. Yani. Fırlatıyor ya. Deneyeceğim yani. Ha tabi bu arada o Better Ingram'in remini konsantre olamadığın için dağıldı sahi. Knockdown falan oldun, spell yedin ya üzerine bir sürü. Aynen. Onun şarjını sil. Kaç şarj? İki düşüyorduk değil mi ondan? İki şarj var, iki düşüyor. Tamam. Zaten yedi şarj var, bu beş kalıyor. Onu atarak üzerinden atmaya çalışacağım. Adamı. Tamam, okey. Tani sen ne yapıyorsun? Bir sonra dönsene bana. Eramor, Veyron sen ne yapıyorsun? Command Monster. Verbal casting'i bir. Knockdown'sun, yerdesin. Tamam. Direkt verbal saldır diyeceğim, yandaki kuşu göstereceğim. Ha, bir tanesini mi yapabiliyorsun? Tek creature'a. Tek creature diyebiliyorum da bakayım hemen. Tamam. Eğer çift creature'sa daha iyi. Yani belki onu. Alandır. Evet Tani, sen de izle. Şimdi yapıyorum, böleceğim seni ama bana bir sahneyi anlatabilir misin? Hemen yanında Ragnum var yerde. Ragnum'un tepesinde bir tane... Tamam, bir tane. Ragnum'un tepesinde bir tane Great Axe'li adam var. Ragnum'u kesiyor. Hı-hı. Ondan sonra senin sol tarafında uzakta kalan bir tane Flame Strike atan adam var. O da hala sana kilitli vaziyette. Ondan sonra ama sağında 3 metre yanında filan 4,5 metre yanında Veyron var. Knockdown olmuş vaziyette. Onun tepesinde 2 tane kartal var. Önünde yaklaşık 8 metre kadar önünde Eramor bir tane kartalla uğraşıyor ve Eramor'un tepesinde de bir büyücü var. Biraz sağ üst tarafında da bir Brigand'la uğraşan var. Neydi o? Lurus var. Peki bir şey soracağım. Bu Great Axe'li adamın üstünde başka silah görüyor muyum? Great Axe'li adamın üzerinde başka silah var. O kadar karıştım ki yani hangisine baksam diye. Ben önce kontingensimi aktif edeceğim. Trigger word'üyle. Dead card aktif olacak. Tamam. Ondan sonra Sunfire'ın 20 feet radius şeyi var. Onunla nasıl söyleyeyim? Ragnum'un önündeki adamı alıp başka birini daha alma şansım var mı? Ragnum'a değdirmeden. Sunfire 20 feet radius alanlı patlama değil miydi? Evet. Ragnum da ölür. Yok işte şeyle alacağım. Nasıl söyleyeyim? Tactics of Magic ile öyle bir patlatacağım ki onu sıyıracak. He. Daha teknik olarak yapabilirsin. Yapabilirsin. Ama çok zor yani. Yapabilirsin. Yok, çok zor değil. Tek çünkü şey var. Koruyacak tek muhabbet var. Arkası boş çünkü adamın ya. Orada hani daha spesifik bir spell yaparsan sorunsuz olur tane. Hani Lightning Bolt gibi bir şey mesela. Ya o kadar spesifik speller de ezberlememişim biliyor musun? İşte yani. Çok değişik oldu yani bu kombat. Böyle bir şey beklemiyordum. Hazırlıksız oldu gerçekten. Yani genel speller genelde elimdeki. Tamam, inisiyatifin nedir? Of. Bana kitli bir adam var bir de orada. O da sıkıntı. Evet. Bir caster. Priest. Caster. Flame strike attı. Biliyorsun. O adamın tepesine... o adama bir tane steel dance bırakacağım ya. Ha, adam çatır çutur kesilirken spell yapamaz hesabı. İki round onunla oynar o adam. Hı-hı. Ben de o arada bir dahaki round başka biriyle ilgilenebilirim en azından. Anladım.
Tamam. Death Guard'ı da aktive ediyorum bu round konuda. Okey. Ben söylüyorum. Okey, tamam. Aa, bir de bir şey daha Kaan. Kendime protection from evil. He, şeyden. Tamam, anlaşıldı. O zaman Veyron da söyleyeyim. Hayır, hayır Kaan, aklıma başka bir şey geldi, pardon. Of. O, özür diliyorum, gerçekten özür diliyorum. O karşıdaki adama silence, yanındaki adama battering ram. Onu nasıl yapacaksın iki tane? Silence'ı avukat da atacak. He. Battering ram'i ben atacağım Ragnum'un önündekine. Yalnız Tahanes şunu söylüyorum sana, avukatoyu sen kombatta ortaya çıkartırsan adamın teki ona Hars diye geydirebilir. Bunda altını çizmek istiyorum. Ondan sonra vay gitti filan bilmiyorum yani. Çünkü düşmana spesifik bir şey yapıyorsun. Kendine yapmıyorsun. O yüzden çıkıp düşmanı görmesi lazım yaratığın. Of. Anlatabildim mi? Hani Preyvul eyvallah. Yani o senin zaten sırtında olduğu için yapar oradan sana. Ama git şu adama saldır dersen o zaman açık hedef olur yani. Değil mi? Bu kombatta sıkıntılı. Aynen. Hiç riske. Ortaya bir fireball tamam, gelir, ondan sonra aa öldü filan. Tamam, bana pro evil, karşıdakine steal dance. Heh, yani mantıklı olmak lazım. Tamam, risk etmiyorum. Okey, 3 spell aynı anda cast ediyorum diyorsun yani. Tamam. İnisiyatifi kim atıyor arkadaşlar? Ragnum atsın ya. At Ragnum, hadi bakalım. Hadi atalım ya, bir kere kazansak diye. Şey attı. Aha, iki. Aha. Çok güzel. Hadi. Kazandınız arkadaşlar. Ben atmıştım zaten. Ragnum hemen sen 2d6 damage'ini at. Okey. Ben de save'i atayım bakalım adam hani ayakta kalabilecek mi? Adam save'i tutturdu ayakta. 7 damage. Ama biraz ittirmişimdir belki. Ya itti sen de hani fark etmeyecek. İki adım ittiriyorsun geriye. O inisiyatifiyle iki buyuruyor. Adım geri geliyor. Yani. Gelip gene hani buyuruyor. Arkada neyse. Arkada eğer bir hani lava çukuru olsaydı şu an ölmüş olabilirdi yani. İki adım geri gelecek ayakları olmazdı çünkü. Denedim en azından ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sadece 3. 7 HP damage verdin sen ona. Şöyle bir damage aldı. Ondan sonra şimdi önce sizleri hallederim. Tani sen Death Guard'ını aktif ettin öncelikle. Kendi imajın evet. Göründü o bir. Ardından Preyvul yapıldı sana korumayı hissettin o iki. Ardından iki. Ne demiştik? Steel Dance. Heh o Priest'e Steel Dance'i kestettin. O ne yapıyordu? Anlat hı-hı. Bakalım hadi. 4 tane blade, 4 tane dagger'ımı fırlatıyorum adama doğru. Onlar normal kılıca dönüşüyorlar ve adama dalıyorlar. Artı 4'lük silah gibi saldırıyorlar. Tako 6 ile sabit 4 damage vuruyorlar. 4 atak yapacak yani. Yap bakalım 4 atak. Atıyorum takolarını. Tako 6 üzerinden. AC kaçlara vurduğunu söyle bana. Birinci sadece 4'e. 2 mi geldi? 2 geldi. 2. Buna da 4 attım. AC 2'ye. O da ıska. 17. O hit. AC eksi 11'e. O hit. Bu da 12. AC eksi 6'ya geldi. O da hit. 2 hit combo damage'lerini ver. 12. Onu sabit damage. Sabit damage. Çok güzel. Adamı fizzlettin. 6'şer mi veriyor? Evet. 6 damage sabit. Oha. Hı. Adamı fizzlettin gayet. Bu yeterli oldu tane. Adamın büyüsü güme gitti. Ondan sonra Veyron sana gelelim. Sen Common Monster tek monster'aydı değil mi? Evet. Şöyle çevireyim ben seni. Ona bakalım save'ini atalım. Save'inden önce yalnız şuradan şeye bakmak istiyorum. Şu monster'ların bir magical bonusu var mı? Yok. Böyle bir şeye karşı bir bonusu yok. Okey. Normal save. Eksi 1 ile değil mi? Hı hı. Oha, save. Save'i tutturdu. neydi? Common Monster maalesef. Ineffective, başarısız. Special'da ne oluyor special? Hani varsa ekstra bir şey ona söyle. Ona bakıyorum. Tamam, döneriz sana. Eramor sen tamam. Ataklarını yap. Bu round 2 atan var herhalde. Önceki round yapamadığım için. Evet. Bu abi buff'ıma şaşırma
11 alıyorum tapa şu anda. STR'den dolayı. Bir atmadığım sürece umarım gelmez. Eksi 22'ye vurduğumu düşünüyorum şu an. Evet. Yani ikinci atamı da yapıyorum. Verdim eksi eksi B20 eksi 11. Şöyle göndereyim. Diğeri de eksi 22 olmak üzere. İki tane D8 artı, yanlış hatırlamıyorsam artı 15. Evet. Artı 15. Bu birinci demiş. Evet, bir attım ama 16 vurdum. Tamam. D8 bu arada artı 15. Şöyle oluyor save'i bunun. Ya int 15 üzeri olacak ya da hit dice'ı benden yüksek olacak ki save atsın buna. Heh, bak ne güzel okudun, iyi ki. Heh. Şimdi Eramor bir kere ikinci attığına da artı 15 almıyorsundur tahminimce. Yok abi, STR'm şey ya. Ha, ondan mı? Çek tuttu. STR'm 19 ya şu an. Artı 7 zaten STR'den geliyor. Artı 5 kılıçtan geliyor. Artı 3 de benim kendi şeyim oluyor. O yüzden zaten 15 oluyor. 7 artı 3 artı 5 aynen. 15. Çok güzel. İki hitle sen onu direkt böldün. Ve öldürdün. Öldürmenle beraber o tepedeki büyücü böyle hani yüzünde bir gülümseme vardı ama haa diye kızdı böyle sana. Bakalım ne yapacak. Ondan sonra Veyron, ne demiştin sen, bu hit dice bir şey? Inti 15 ya da hit dice'ı bana eşit veya yukarıysa saving throw atıyor. O zaman bunlar direkt yiyor. Çünkü int 15 veya hit dice senden yukarı değil. Yandakine saldırıyor. Hemen saldırıyorum ben de. Ama en az bir inti olması gerekiyor. Var. O kadar var. Tamam. Hemen bakıyorum. O kadarı var en azından. çok güzel. Mayrasan bir inti yoksa andettir hacı. Evet. Yani. Yandakine gayet vurdu o. Hayır. Bu şey command monster çünkü. Command animal falan değil. Hani mindless creature'ları da atabiliyorsun. Yani ya, herhangi bir creature'ı da atabiliyorsun. 6 level spell abi. Oha! Tabii canım. 6 level tabii. Çok güzel. 8 damage verdi yandakine. İyi. Benim üstüne alsın da onu. Aynen. O öyle olunca tabii şey olmadı yalnız. Sana saldırmaktan vazgeçmedi o. Lurs'un atağını alalım. Lurs ne yapıyor bu arada? Lurs saldırıyor abi zaten. Saldıracak yani. Bir şey demedik de. O saldırıyor. Saldırsın o zaman. Hadi bakalım. Ya kontrol edeyim. Yanlışı olmasın. Aynen. 20. Bu claw. 1. Crit. Claw. 2. Oha, o da crit geldi. D20. Doğru atıyorsun daha. Evet, işte işin komik tarafı. Aman tanrım, Lurus yılların hezimetini o büyücüden çıkaramadığı acıyı çıkarıyor. Bu sefer bite var mı abi? Var. Bu sefer. Claw bite. Bu sefer bite var. Şimdi bir gelir. Oha, 18 attım. O da crit. 3 crit combo yaptı. İlk ikisinin double damage'i var. Üçüncüsünün yok. Bir de 2 claw başarılı olduğu için rank hata var. 2 tane daha claw geliyor. E tamam, onları da at tako olarak. 30 XP. Bir tane bir atmam gerekiyor artık olarak. Eksi 2'ye. Tamam. 9 eksi 20. Arka atakta 3'e. Sonuncusu ıska sadece. Tamam. Ver damage'i bakalım. Bu birinci crit olan 2d10 artısı sabit kalıyor. 2d bu birincisi. Evet. Birinci crit 18 damage. 18. İkinci crit, bir dakika, 2d10 artı 5. Bu da ikinci crit gelen, bu da 15 damage. Bu da 15 damage. Evet. Bite var. Hı hı. Vay be. D8 artı 10. Bu da crit ama double damage değil bu. Evet. Bu da 19 damage. Oha. Arkada bir tane daha atağımız var. O D12 artı 5'ti galiba. D12 artı 6'ymış. D12 artı 6. Bu crit olmayan, normal vuran
O da 11 damage. O da 11 damage. Adam destroy oldu. Yok, parçaladı. Literally destroy oldu yani. Fena daldı Durs. O adam iptal arkadaşlar. Herifi parça pinçik yaptı yani direkt. Adam tam böyle kılıç çekip dalıyordu ki maalesef. Durs parça hafriyat değil mi? Abi iki tane kulağına kırdı. İkinde tokat atıp STR çekine ikinde tokat atıp bir atıp sonrasında baktı devrilmiyor. Yeter lan deyip böyle. Tatar Ramazan ya, yemin ediyorum. Ben bu oyunu bozarım diye dalıyorum. Şimdi başka bir action olan var mı sizden? Ben ayağa kalkabiliyor muyum lan? Sonunda öyle bir şansım var mı? Maalesef daha değil, kalka. Evet. Artı zaten spell cast ettin ya sahi. Spell'le ayağa kalkamazsın flying falan yoksa. Hani bir speedli verbal bir şey ya. Ondur belki. Olsun her evet. Türlü hani full konsantrasyon normal. Prime action bir spell yani. Doğru diyorsun. Tamam. Başka bir şey yoksa arkadaşlar sıra düşmanda. Şimdi yolla. Veron sana o kuş saldırıyor boynuzuyla. Ağacın kaçtı? Ağacı eksi 3'tü. Çok güzel. Sen yerde olmana rağmen, o senin tepende olmasına rağmen tönk diye kaldı böyle boynuzu senin zırhında. Yani o chain mail'i geçemedi. Chain mail dedi mi sendeki? Evet, chain. Tamam. Bu taraftaki priest zaten fizzle olmuştu. Onun yapacak hiçbir şey yok. Şu tepedeki mage oradan spell kestetti. Eramor sana kestetti. Attığı bir magic missile vardı ama tabii senin shell'den magic missile soğuruldu direkt. Circle of Power tamamıyla magic missile'ı engelledi. Adam böyle gözleri açık kaldı. Ayde ne oluyor diye. Bu da demektir ki adam gayet de evil. Evet. Bu da sana bunu kanıtlamış oldu. Ondan sonra Tani sen orada takılırken Tani maalesef şöyle bir şey oldu. Hemen onu da şey yapalım. Evet. Şuradan hemen atalım. Bir tane PP de atar mısın benim için? 14. 14 tutuyor. PP'de artık tutuyor mu? 8 PP'den. Okey. Tamam. Tani senin arkanda birden bir tip belirdi. Nereden geldiğini anlamadın. Sana saldırdı. Hars diye kılıcı sapladı. Hatta üzerine bir daha salladı. AC'nin eksi 1 miydi? Ama Pro-Evil da yaptı o arada şey. Eksi 3 oldu o zaman. Evet. İkinci hata ıskaladı. Pro-Evil sayesinde engellendi. Ama ilk hatağından, sadece ilk hatağından bir backstep yedin. 16 damage yedin Tani. İyi. Bu arada tabii ki 16 damage'le şu HP'ye yani düştün. 44 HP'ye düştün. 44. Aynen, ben de buradan tutuyorum çünkü. Ragnum sen hala yerdesin değil mi? Ne yazık ki. Aynen, gelelim sana. O baltalı Zagor saldırıyor. Hadi bir fail diyeceğim de mümkün değildir herhalde. Mümkün. Bir attım. Aa harbi mi? Hadi canım. Bayağı ballısın gerçekten. Oha. Cüce düşmüyor ya. Cüce düşmüyor gerçekten. Çok inatçı yani. Savurdu baltayı, sen kenara yuvarlandın, löps diye böyle yanındaki toprağa geçirdi. Ondan sonra onu çıkartırken zaman kaybetti ve bir sonraki hata güme gitti. Durum bu arkadaşlar. Ondan sonra şey dedi bu arada Ragnum, tependeki o baltalı iri kıyım full plate'li adam. Vay, birkaç saniye daha yaşayacaksın ha? dedi böyle. Pis sesiyle. Ulan. Ah.
Göreceğim ben şimdi ne olur. Round sonunda benim move action'ım var ya abi. Move'um var ya, ben move etmedim hiçbir round. Evet. Ben şuraya doğru 4 kare gidebiliyordum. Tamam, git hacı. Hayır. Tamam, şöyle 1, 2, 3, 4. Okey. Daha adamın yanına geleceğim. Selamünaleyküm kardeşim. Derdini benimle çözersen sevinirim diye böyle yanımda bekliyorum adamın arkasında. Tamam. Bakalım sen 1-2 saniye daha yaşayacağım mı diye bekliyorum ben. Aşırı sinirli bir şekilde böyle. Evet. Tamam, gayet güzel. Evet, senin inisiyatifin galiba ona saldırmak herhalde Eramor. Evet, Lurus'a da şey diyorum. Bu şu kuşu işaret ediyorum. Pardon, onu değil, şunu. Ona da aslında onu. Aynen, Lurus'ta. Güzel bir karar. Evet. Aynen. Güzel bir karar yarın gerçekten. Kuşlar kedilere yem olabilir. Umarım bunu izleriz. Aynen. Şimdi nerede bu adam? Nerede bu adam? Şuradan bakacak olursak. Heh, şu adam. Şunu alalım şuradan. Şuraya gelelim. Buraya bırakalım. Evet, Tani sen ne yapıyorsun? Kaan, adama hem şokin biraz kestedip hem de tokat atabilir miyim? Yapamam değil mi? Yani yapamazsın. Taç atak. Aynı tamam. Rantta yapıyorsan taç atak. Bir sonraki rant tokatla beraber yapabilirsin. Suratının ortasına basacağım şu an. Tamam. Bu arada şu Skype'tan gönderdiğim Ragnum senin tependeki adam. Fark ettim. Ben böleceğim onu ilk kez. Sen merak et. Evet. Bu arada Steel Dance'im de bu round da aktif ka. Bir de Shocking Grasp kestediyorum bu round. Evet. Nerede lan aynısı varmış? Ha, orada varmış. Hay Allah'ım ya. Ben de gidiyorum nerede arıyorum ya. Göklerde arıyorum istediğim ya. O kadar. Göklerde karton gibiydim. Arkaya da böyle. Saçmalıyorum yani resmen. Evet arkadaşlar, Veyron sen ne yapıyorsun? Prismatik sprey bizimkilere vurur mu? Kime attığına bağlı. Yani sadece düşmanı etkiliyorsa eyvallah da, yani sonuçta burada iki tane düşman var ama üç tane bizim ama vurur değil mi? Şimdi prismatik spreyi sağına doğru atarsan sadece şuna vurur. Kimseye vurmaz başka. Yani sadece şuna vurur, bak şuradan işaret veriyorum. Yok ona değil ya, şu lavuklar var ya bizim kombat içerisindekiler. Ben kuşlarla ilgilenmiyorum ya. Abi soluna doğru, bu yöne doğru atarsan oradakileri alayına vurur. Yani zaman içinden geçersin yani. O zaman zırhlı arkadaşa hold person. Hangisine? Şuna mı? Ragnum'un tepesindekine. Buna da değil yani. Ragnum'un tamam. Tepesindekine hop person. Okey. Şuydu değil mi o turuncu ellerinde olan? Evet, evet. Aynen. Tamam. Hop person. Okey, tamam. Bu spell save rezildir. Başka kim var? Tani sen shocking grass mı yapıyorsun arkandakine? Evet. Bir de steel dance'in var. Tamam, Steel Dance'in öteki adama zaten. Orada tabi inisiyatifi kazanman gerekiyor öncelikle. Ben ayrıca kazanmak inisiyatifini. Ayağa kalkıp blok yapmaya çalışacağım tabi. Öyle mi? Yani ayağa kalkıp round sonunda da pot içebilirsem içerim ama blok yapmaya çalışacağım. Şu an yerde kötü durumdayım. Gerçi ben yuvarlandım az önce ama hala adamın dibindeyim tabi. Sıkıntı yok. Ya yuvarlansan ne olacak? Şuraya yuvarlandın. Yani. Adam da buraya geldi. Yani. Yok yok tamam, sıkıntı yok. Ben şey içerisindeyiz yani. Vuracak mesafede de. Hani kendimi savunmaya çalışıyorum adama ya. Tamam, inisiyatifi kim atıyor arkadaşlar? Hani ayrı atsın. Biz ayrı atalım ya. Şeyden dolayı o şey yapacak yani. Tamam, buyurun atın. Attım Kaan. Beş attım.
Oo, ne kötü inisiyatif atıyorum bugün ya. Yine kaybettim külliyen. Artık 10 falan atmazsanız tamam kazandınız hepiniz. O kaç kişi inisiyatif atıyor? Aa, ben ayrı atıyoruz diye attım. Tamam, yok, okay, benden önce attı. Tamam, fark etmez ya. Zaten Veyron önce attı. Veyron ikini sayacak. Aynen, Veyron önce attı abi. Tamam, aynen. Tamam. Ben izninizle sizden izin isteyerek şu adamı biçmek istiyorum. Bir insert speed faktörümle. Gönder bakalım. Şimdi abi benim bu ikinci roundum ya, atak yaptım. 3 atak yapabiliyor muyum bu arkadaşımda? Evet, yapabiliyorsun. Tamam. Aynen. Eksi B20. Eksi 11. Yallah kelle. İkinciyi de gönder. Bu arkadaşım net başıma bir şey gelecek. Bugün benimle yarın haber alamayayım. Diğeri de eksi 16 ya. O dahi hemen demeçlerini gönder. Bu crit olan 2d8 artı 15. Aynen. 23. Çok güzel. İkincisi d8 artı 15. O da 22. Oha. İkişe bak. Bir de knockdown'um var. d8 artı 3 atıyorum. Yes. Evet. d8 artı 3. İkincisinde yok. Evet. İkincisinde... Allah bir dakika yazamadım. S8 yazmışım. Yazdım. Diğerinde 8 ile var. Evet. Ahteki bayat takdir öyle yazıyor. Bayat takdir yazıyorum ya. Save'i tutturdu knockdown için. Düşmedi maalesef. Hangi şu yöne doğru savurdun adamı? İyi, ben her türlü kalktım o zaman. Yo, oraya savurmasa da kalkardın zaten de. Şimdi Veyron, evet senin hold'un geldi adama. Bakalım ne oldu. Save'i attım. Kriti yemedim bu arada abi. Kriti attım. Onu da atarım şimdi, bir dakika. Zaten hold'u olursa krit yesin yemesin bir şey fark etmiyor onun için. Şimdi gerçi onu da atarız. Save dedik değil mi? Hemen bakıyoruz. Çok acayip bir zar geldi. Hmm. Çok güzel. Hold oldu arkadaşlar o. Ondan sonracıma Shocking Grasp vardı senin tane. Atıyorum. Tako atıyorsun. Düz. Tako mu atıyorum? Ben demeç atıyordum direkt. Yok. Orada bağırıyorum ya, ama öbürüyle ilgilendi. 10 attım. Ace? Ace. Ya benim strength şeyimi atmamışız Kaan. Onu atayım bir saniye. D8'imi. Hı hı. 14, 16 strength. Tamam, tako bonusu yok oradan, onun. Ha, oradan bir şey gelmiyor. Punching Wrestling gibi mi şey yapacağım? Herhangi bir bonusum yok bunda o zaman benim. Evet. AC 5'e vuruyorum o zaman. Tamam, Dex Magical AC'ye vurduğun için hit. Damage'imi veriyorum. Evet. 1 artı 16, 17 damage. Cazır cüzür. 17 damage mi? 17. Okey, tamam. Cazır diye sen adamı çarptın. Böyle bir demeye çaldı. Adamın EP'si 3'te 1'e düştü. 3'te 1 kaldı. Bir de steel dance'imi atıyorum bir de. Yap. Gönder. Takoları. Birinci. Onda bir konsantrasyon aldım. Gerekmiyor mu? Bu ikinci. Hayır. 2 tamam, attım. Tamam. Bu üçüncü. Direkt yok oluyorlar. AC eksi 1'e. Bu da dördüncü. 20. Sadece dördüncü. Dördüncü it herhalde. En büyük AC eksi 1'di çünkü. Double vurur mu 20? 20 double vurur. O zaman 12 damage. Tamam. Daha devam ediyor mu spell? Yok, bu kadar, 2 round sadece. Tamam. Neyse, gene fizzle ettim. Aynen. Ben ne yapayım? Yok, spell cast etmedi zaten. Kendini savundu da panikle. Ama bir damage aldı sonuçta. Şimdi ben o critler demiştik. Önce bu adamın critini attım. Onda bir sorun yok. Şimdi şeyin kriti attım. Onda bir sorun var. Şuradan şununla atacağız. Aa, bir de Lurus var. Lurus önce mi bilmiyorum. Onun speed faktörü 6 ama. O Priest'in nefesi ne durumda arkadaşlar? Yarı. Yarıdan daha, biraz daha fazla. %60 falan o.
Ama ben çözeceğim onu. Sen şu mage'e odaklansan daha mutlu. Aa, önünde senin şey var gerçi. Önümde adam var ha. Ya şu uçan biri itirsin Allah aşkına ya. Orada uçup uçup buraya sinirim bozuluyor benim. Daha onun sayı action'ını yapmadım değil mi ben? Yapmış mıydım? Yapmadım. Yok, bir de şey var abi, Lurus var. Lurus'u saldım. Bir dakika ya. Bu bir önceki round mı Magic Missile atmıştı, öyleydi değil mi? Evet, bir önceki evet. Round attı Magic Missile. Aynen, doğru. Bir dakika, şimdi şu... Şunu halletmem lazım önce. Heh. Senin crit bir şey olmadı, yani görsel bir şey olmadı, göğsünü yaraladın Veyron. Tamam. Şey, Eramor. Ondan sonra Tani senin kritte de adam save'i tutturdu, o yüzden yine bir şey olmadı. Sıkıntı değil. Ondan sonracıma round sonu olarak da o tepedeki adam kimdi olan? Ha, şeydi. Aynen. Tepedeki adam bir spell cast etti arkadaşlar. Bak istediyor, görebiliyor muyum? Ya göremiyorsun, arkan dönük de. Oradan Veyron'dan bir şey geldi. Cevap geldi adamın spelline. Bir magic missile sana attı Veyron. Şöyle bir damage aldım. Ya hak. Ben round sonu pot içme şansım var mı? Bir ara şey var. Blok yapıyordun ya, olmayabilir öyle. Aynen. 19 damage yapayım. Aldım Veyron. Oh, magic missile. Yani action yapamadım ya, onun için diyorum. Şimdi işte ayağa kalkmak yani. Sen o ayağa kalktığın için o knockdown işaretini kaldırsana oradan. Tamam, hemen kaldırıyorum. Şimdi zaten o Brigand sana atak yapacağı için... Hold yedi abi. Ah, hold yedi, hold. Doğru. Evet. Hold'lu abi, onun için soruyorum. Tamam. Yapabilir miyim diye. Tamam, sen kalktın. Ne yapacaksın başka? Pot içmek için. Round sonu pot içme şansım olur mu? Yok, sen defense blok yaparak kalkacağım dediğin için. Olmaz anladım, yani. Anladım, anladım. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Okey, yani o şekilde ayağa kalktın sadece de, kendini savunarak. Ama savunmana gerek kalmadı şu an için. Şimdi, evet. Durs ne yapıyordu? Şu yaralı olan kuşa saldıracaktı da ben Durs'u kontrol edemiyorum abi. Ha, ben sana kontrol vermediğim için tamam, ben hallederim onu, şuraya koyalım. Tamam, ben atak yapacağım, iki claw yapabileceğim bu vakti için. Herhalde. Veya bir bite. Tercih senin. Hayır. İki claw yapayım. Hı hı. Yolluyorum. Gönder gitsin. Birincisi eksi dörde. İkincisi... Gerçi doğru. Eksi on yediye. Ay, eksi sekize pardon. Yalnız bu kuş önce Veyron'a atak yapacak, ondan sonra. Evet. Yani çünkü şöyle. O... Speed faktörü 6 zaten. Ondan kaynaklı. Ben sordum. Evet. Hayır. Şimdi Veyron sen oradasın. Hala yerdesin. Sana saldırdı. Ulan yine durdurdu senin zırhın. Yine vuramadı. O ne armormuş ya. Abi ben... Ya, yerden herhalde uğraşıyorum ya. Vallahi ben yani. Bir tane hit vurdum. Lurus'la. Demek. Kuvallara. O yüzden rake atak yapacak bir de. Arka ayakları da var. Tamam. Damage'lerini at ilk ikisini. Belki ölür zaten. Tamam. O zaman okey. D10 artı 5. Bu 1. Yok. Birincisinden bayağı 6 damage. İkincisinden de 6 damage. Ben arka ataklarını da yapayım onu. Yap. Zaten onun yanındaki şarm edilmiş monster da, command monster yemiş olan da ona atak yapacak. Onu da yapayım ben bu arada. Hı-hı. Sen yine damage'lerini ver. Tamam, vereceğim ben hepsini. Tamam, bu ikisi vurdu. Tamam. Ben damage'lerini veriyorum. Ben şunu topla atayım. Olay olsun, arttı. Yine renk girdi. Hemen geliyorum arkadaşlar, bir saniye. Ben 23 damage daha vurdum. Tamam. Evet.